Sobrenin Pink Jenerasyonu'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Evet, yeni bir bölüme devam ediyoruz. Yeni de bir sabaha uyanmış olduk. Hanım kızımızın karnı aç, şimdi karnı doyuracak. Hafta sonundayız. Bugün iş yok fakat yazılacak raporlar ve geliştirilecek yetenek mevcut. O yüzden kısa bir bölüm olabilir. Peki bu hafta sonunu hızlı geçiştirmek istiyorum. Bizim asıl ihtiyacımız olan şey terfiler. Ondan sonra buradaki ne deniyorduk buna? Milestone demiyorduk aslında bu. Milestone farklılaştırdılar çünkü onu buraya taşıdılar, Milestone'u. Burası aspiration diyorduk, doğru. Amaçlar, yani hayat amacı. Bakacağız şimdi. Bakalım neymiş. Level'ımızı 4'e taşımak için çok az kalmış. 15 saat yazı yazmamız için de çok az bir zaman kalmış. 8 saattir yazmışız. Fakat 5 tane iyi derecede bir kitap yazmamışız. Evet, onları tamamlamaya çalışırız bu 2 günlük hafta sonu tatilinde. Daha sonradan da yine kariyerimize odaklanırız. Kariyerimiz şu an 2. Abi, dakika ya. Benim yine beynim durdu. Kariyere odaklanmıyorduk. Çünkü biz yetişkin olduğumuz zaman zaten kariyerimizi terk edip tamamen yazarlığa odaklanacaktık. Bakın, kitaplarımızdan da gelirlerimiz geliyor. Daha fazla kitap yazmamız lazım. Yazılmış hiçbir kitabımız yok. İlk defa kızımız bulaşık yıkayacak. Bir yerden bir hışırtı bahçemizdeki havuzdan geliyormuş. Tamam. Şimdi şey yapalım. Gelsin, şu raporları ben tamamlamak istiyorum. Ya da tamamlamayayım ya. Niye tamamlıyorum ki? Dediğim gibi kariyer hiçbir zaman işimize yaramayacak. Kitap yazayım ben. Short story yazmaya devam edelim ve bunu hızlandıralım. Şöyle hızlı bir şekilde. Acaba geliştirmemiz gereken yeteneklerde karizma var mıydı? İsimleri değiştirmiyorum. İşte bu kitap bir kısa hikayedir diye devam ediyor. İsim düşünerek vakit kaybetmeye hiç gerek yok. Çünkü bazen kendi alemimde oynadığım zaman o kitaplara isimler veriyorum. Çünkü benim kendime özgün karakterlerim de var, biliyorsunuz ki bazı aileleri oynamaya çalışıyorum. Fakat çok zaman ayıramadığım için onlar hala bekliyor. Mesela büyük aileye 1-2 bölüm çektik. Öylece kala kaldı. Mr. Olkan diye bir arkadaşımız var kullanıcı adıyla. Onun bir evini bekliyorum şimdi. Apartman 3 taşıyacağım onları yan yana. Bir şey oldu. 9 saat olmuş yazı yazma. Güzel. Aspiration'ı böylelikle bir şey yapıyoruz, ilerletiyoruz. Şu an önümde not defterim yok. Kuralları gözden geçiremiyorum. 4 level oldum. Yani o yüzden bakın Milestone'dan devam et, şeyden Aspiration'dan devam edelim. Ondan sonra daily task yapmaya gerek yok. Yapacağımız o zaman işte şey olacak, Aspiration'ı devam ettireceğiz. İhtiyaçlarımız var, sosyalleşmemiz gerekiyor. 10 saat olduk yazalı. Böyle bir iyi bir kitap yazabilsek şunun sonunda çok mutlu olurum. En azından şurada 1 bölü 5 olur. Bu ne kadar gidiyor acaba? Şuradan bakmak istiyorum. Bakın burada devamları varmış bunların. Üçüncü ve dördüncü görevleri de var. Güzel, hemen bitmeyecek. 11 saate gireceğiz sanırım birazdan. Bari bunu da tamamlayalım. Ama bu 5 iyi kitap yazmak bizim için epey bir zaman alıcı olacak. Şu ödüllerde herhangi işimize yarayacak bir şey çıkar mı çıkmaz mı çok merak ediyorum. Yaş durumumuz nasıl? Genç yetişkin olmaya 24 günümüz var. Şey, genç yetişkin olmaya demişim. Ya zaten genç yetişkiniz de yetişkin olmak için 24 koca takvim yılı var. Epey de uzun bir zamanımız varmış. Bu bölümde ben bu jenerasyonda evliliği falan en sona bırakmayı düşünüyorum, çoluk çocuk işlerini. Çünkü amacımız zaten buna yönelik değil. Yazdı, yazdı. Bakalım nasıl bir şey yazdı. Şöyle arşivimizi almış. Hemen süremizi yavaşlatalım. Bakıyorum. Mükemmel bir kitap yazdın. Bu durumda bir, evet, olmuşsun da zaten. Tamam, mükemmel bir kitap bize çok fazla gelir getirir demek. Bu kitabı da hemen şöylelikle göndermek istiyorum. Değiştirsin mi? Tabii ki bizim trade'lerimiz challenge gereği değişmeyecek. Devam edeceğiz. Evet, köpeğimi sallıyor. Müthişim benim. Yine bahçede önünde birileri onu rahatsız ettik. Herhalde böyle bir şeye girdi. Tribe girdi.
diğer ucuna gitti bahçenin sesi uzaklaştı. Tontişimi şu an merak ediyorum. Gidip susturmam lazım ama. Tabii ki oyuna odaklandık. Evet, şimdi ne yaptık? İhtiyaçlarımızın karşılanması gerekiyormuş. İhtiyaçlarımızı karşılayalım. Bu arada saat 9.30'a geliyormuş. Wow. İnanamıyorum. Sosyalleşmem lazım. Hiç telefonla konuşabilecek birileri var mı? Var. Rodrigo kimmiş? Adultmuş, evliymiş. O zaman biz kardeşimizle chatleşelim, konuşalım. O da yakınlarda bir yerde ki herhalde, bak o burada yok gitti az demek ki. Fokus kamera yazıyordu. Bakıyorum şimdi. Ne kadar artacak sosyal? Ben biraz bir yeşil bir şey olsa diyecektim ama olmadı. Levi's'ı arayalım, chat diyelim. Walter'la konuşabiliriz. Bu da gençmiş. Bakalım. Şu an yeşil olduk. Güzel. Bu demek oluyor ki bir kitap daha yazabiliriz. Bence yazalım. Hem yazma saatimizde ilerleriz. Hem de daha iyi kitaplar ortaya çıkartabiliriz. Love email diyor. Aa, bir dakika onu. Aha, aşk maili yaz diyor. Aa, aşk böylelikle bir aşka da yelken açabiliriz demek ki. Biz şimdi short story, bak şiir de yaz diyor bize, görüyor musun? Tamam, öyle devam edelim. Değişik kitaplar da yazalım. Portföyümüz genişler. Bunu da sonucunu merak ediyorum. Excellent mı çıkacak? Çıkacak çünkü yeteneğimiz tabii ki yastık savaşından bahsediyor. Biraz daha şöyle, ben süre 3 hıza alsam hiçbir faydası olmayacak. Bizi annemiz arıyor ama anneciğim kusura bakma, şimdi çalışmamız lazım. Evet, 3. seviyeyi almak pek bir işe yaramadı gibi. Yarıyor yarıyor, süre iyi akıyor. Bazen bu süre aynı 2x hızla akar gibi gidiyor da ona çok sinir oluyorum. 13. Birazdan şunu da tamamlayacağız. 15 bölü 15 olacak. 14 oldu bile ama bir dakika. Kitap bitti mi? Bitmedi bence kitap. Sen onu bir yarı bıraktığın gibi. Scrapbook diyor. Yoksa bitti mi be? Yo, bitmedi tabii ki canım. Niye sen onu yarım bıraktın? Olmaz ama, devam. At diyor. Beğenmedin mi? Niye böyle bir şey diyorsun sen bize? Benim moralimi bozma. Bir dakika ya. Sen bitirdin mi onu, bitirmedin? Şaka mısın sen? Evet, attı yani, onu yok etti. Bu benim moralimi bozdu şu an. Web diyorum. Burada bir şeyler bakıyorduk. Tamam hadi. Sen şimdi bunu yaz. Yani fan nasıl düşer inanamıyorum. Rapor yazması bile çok uzun sürüyor. E-mail şeye bakayım bu arada. Social network'te değildi. Socialize'deydi sanırım. Evet. Write letter to Little Heaven'a. Mektup yazalım. Bir dakika, kendimizi seçtik. Socialize'a geliyorum tekrardan. Find the pen pal değil mi? Tekrar chat bit deyince chatlik arkadaşları çıkartıyor. Socialize'a geliyorum. Tekrardan find demek istiyorum. Bunları da görelim. Ondan sonra anladık ki pazar günü de bu şekilde yaşayacağız. Yani yaşayacağız. Demek ki ben bu günü böyle kotarırsam pazar gününü de böyle kotaracağım. Aynı günü tekrar etmeye gerek yok ya diye düşünüyorum. O zaman ben arka planda biraz oynayayım. En azından şu 5 günlük iş sürecinde işe odaklanmayacağız. Kalan zamanlarda yine şey yapacağız ya, hani kendimize ait yazarlığı geliştireceğiz. Sen kart mart olaylarına girmedin değil mi daha? Hayır, girmedin. Neden öyle kart alıp göndermiyorsun? Check for, evet bakalım, check edelim hızlı bir şekilde. Sonra da yatağın yolu gözüksün bize. Yok, herhangi bir kartpostal falan daha gelmiyor bize. Belki de kartpostallar şeye gelecektir. Postayla gelecektir böyle. Var mı bir şey? Henüz bir şey yok. Üniversite var. Tamam. İhtiyaçlarımız doğrultusunda ilerleyeceğiz bölümü. Dediğim gibi bu bölüm kısa bir bölüm oldu. Çünkü gelecek planından bahsettim. Buradan gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Aspiration'ımızı yapmaya.
Ama önümüzde 5 günlük bir iş engeli olacak. İşe gidip geleceğiz. İşte bu raporları yazarız, yetenek geliştiririz. Yani hani para kazanmak lazım. Para kazanmak için de terfi lazım. Yine biz terfi almaktan mahrum bırakmayalım kızımızı. Aşk olayını da belki bu internet üzerinden yapabiliriz. Demek ki anladık ki bütün zamanımız bu bilgisayarın başında geçecek gibi geliyor. Evet, ben şimdi ihtiyaçları karşılayayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.